Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta muhteşem şekilde su adamızı geliştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. En son adamıza karpuz tarlası ve gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya kabak tarlasını yapmıştık. Şimdi topraklarımızı baya fazla üretmiştik ve aynı zamanda hızlı bir şekilde bunları dizecektik. Evet şöyle hızlıca bir dizmeye başlayalım. Şurayı bir dolduralım arkadaşlar. Buraya yeni tarlalar yapabiliriz ve aynı zamanda sınırsız lav üretmeye başlayalım. Lav üretmemiz sayesinde arkadaşlar hızlı bir şekilde artık fırınlara odun kömürü yapmak zorunda da kalmayacağız. Böylece daha fazla taş da pişirebiliriz, aynı zamanda toprak yapabiliriz. Evet, şöyle hızlıca hemen şunları bir dizelim. Bunları tekrardan düzenlemek için de bayağı bir çapa harcamamız gerekiyor. Böyle yaptığımızda da arkadaşlar çapalaması birazcık zor olabiliyor. Evet, çok iyi burayı istediğimiz gibi doldurabildik. Şimdi şurayı şöyle doldurmaya başlayalım. Toprak bitti. Yeni toprak üretimi var mı? Bakayım bir tane şuraya. Evet baya fazla var hala da içindeki 64'lükler bitmek üzere bakın Çok iyi bir sürü olmuş toprak buradan alacağız bir çapa yapalım Üstümüzdeki çapa zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi kırılacak Şu tarlayı bir kez daha toplayalım şu çalışmıyor değil mi? Aynen içinde baya birikmiş Buğdayların hepsini alacağız şunu bir kez daha çalıştıralım şöyle Evet Gelin buraya Tamamdır kapatabiliriz Şimdi hızlı bir şekilde arkadaşlar Şurada demirimiz var mı Aynen 3 tane demir var demirden bir çapa yapsak Daha sonra çapalamak için de kullanabiliriz Aynen demirimiz zaten 3 tanecik kalmış Şöyle bir tane çapa yapalım Çok iyi bu, bu yeter mi Deneyelim bakalım Bu zaten şurayı çapalamaya şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar Evet çapalamadığımız kalmasın Şöyle hızlı bir şekilde bunları normal toprağa çevirelim Taş toplayıp taşları pişirirsek Çakıl alırız toprakları çoğaltabiliriz çok iyi şimdi burayı yaptık Şurada yapmadığımız kaldı mı aynen şurası kalmış Evet şunu bir düzenleyelim Şuna baksanıza demir çapa bile hemen bitiyor Evet 3 tane şurayı da şöyle tamamdır Şimdi hepsini yaptık arkadaşlar Gördüğünüz gibi çapamız üzerimizde kalsın Bunu tekrar kullanacağız Biz şu çalışma masasını nereden almıştık Bir yere koyacak mıydık bunu acaba Oo, Biz şimdi ne yapalım Şuradakileri bir alalım hepsini Samanlar birikti mi Aynen şunları tohumları almayacağız Şunları alacağız Evet bunları almadan önce birleştirseydik keşke. O 9 tanesi gerekiyor şurada. Hepsini bir yapalım gidip bunlara da arkadaşlar hızlı bir şekilde. 64 tane. 21 tane daha aldık. Şu geri kalanları alalım. Tohum bayağı fazla oldu. Çok iyi. Hala birikiyor. Nereden geliyor bunlar? Bunların geldiği yer burası. Tamamdır şurada başka var mı? Gelen yok galiba. Şu 10 taneyi daha alırsak arkadaşlar. Burada 26 tane var. Şunların içinde yoksa hepsini ne yapacağız? Hızlı bir şekilde çalıştırmaya başlayacağız. Aynen, tohum kaldı sadece. Şunları bir çalıştıralım. Kemik tozu üretmeye başlasın, onlar gitsin oradan, sandık boşalsın. Şimdi şuradan birazcık daha 17 tane daha yaptık, bitti. Bizim damla taş almamız gerekiyor arkadaşlar. Artık kazan da yapacağız, demir de almamız gerekiyor. Sınırsız lav üretimine bir başlayalım. Bu sayede ocaklar artık lav koyup istediğimiz kadar pişirmeye başlarız. Odun kömürü kullanmak zorunda kalmayacağız. Yemeğimiz bitmiş. Evet şöyle hızlı bir şekilde şuraya bir girelim. Şimdi. Damla taşı nereden alacağız? Şuradan kömür alacağız. Şuradan. O bunu kömür bloğuna alıyoruz. aynı. Kömür blok yaptığımız anda alacağız. Şunları bir koyup. Bununla samanla başka bir şey almamız gerekebilir mi acaba? Aynen. Lav zaten kömür blokla alıyoruz. Ama biz zaten lav üretimi yapacağız şimdi. Hızlı bir şekilde baş... Bir dakika bunu şuraya koyacağız. Bunların hepsini şöyle hızlıca bir dizelim arkadaşlar. Ve 38 tane. Şimdi bunları artık şuraya koyabiliriz. Şurada zaten birikmiş kömürlerimiz de var. Bunları da kömür bloğuna çevirmemiz gerekebilir mi? Bir şeyler yapmak için mecbur çevireceğiz doğru. Çevirelim arkadaşlar. Aynen. Bunları da çevirelim. Tamamdır. Şimdi 61 tane oldu. 7 tane var. Şu 61 taneyi alırsak şuradan kaç tane alabiliriz? 9 tane alalım. 1 2 Evet şöyle 9 tane alırsak demir de alalım. Aynen altına 9 tane kazan yapmak için baya bir demire ihtiyacımız olacak. Hemen hızlı bir şekilde demirlerin hepsini bir alalım arkadaşlar. Aynen bu kadar demir şimdilik yeter mi? 53 tane bir deneyelim. Şimdi hepsinin altına bir tane koyacağımıza göre şöyle bir. Evet 9 tane yaparsak. 9'lu yapalım mı? Aynen 9 tane sınırsız lav olsun. 4 tane yapsak da yetebilir aslında. Aynen 9 tane değil de arkadaşlar sadece 4 taneli yapsak da olabilirdi. Biz 9 da yapalım daha sonra bunu düzenleriz. Şuradan taş da alalım gitmedi. Biz hala zırhlarımızı elmas yapmamışız. Aynen bu kadar taş yeter mi bilmiyorum. Kazmamızla kırmamız gerekebilir. Hemen yatalım sabah hemen bunu yapmaya başlayalım. O topraklarımız dizdik çok güzel. Şimdi arkadaşlar 9 tane inceltilmiş yapsak şuraya yapsak olabilir aslında. Tahtanın üstüne şu sandıkları artık zaten kullanmıyoruz. Bunları bir kıralım. Şu sandıkların içine bunları koyalım gitsin. İki tane sandık var şuraya koyalım gitsin. Şu sandıkları kullanır mıyız? Bu sandıklar boşa gitmesin. Evimize depolama olarak kullanabiliriz. Kazanları buraya koyarsak. Aynen buraya koyduktan sonra bunun üzerine arkadaşlar şöyle bir, iki, evet üç tane koyarsak bir tane şöyle bir tane daha koyalım. Çok iyi. Şimdi bunun üzerine dolduracağız. Çok basit bir şekilde hızlıca yapabiliriz hemen. Aynen 3 tane şöyle koyduğumuz anda bunun yan taraflarını da şöyle yükseltirsek içinden lavlar aşağıya akmasın diye. Şöyle doldurursak içi 1 2 3. Şurası tam kenarına denk geldi. Şurayı da şöyle yapacağız. Evet, şurası da tam kenarına denk geldi böyle. Artık ocak için odun kömürüne hiç gerek yok. Şimdi şurası yukarıya çıktığımız yer olsun. Aynen bu taraf kenarına bir tane merdiven sistemi yapıp gelelim. Evet hemen bitirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde 6 tane yapsak yeter mi? 6 tane merdiven. Aynen şöyle gelelim. Hemen burayı kapatalım şuradan şöyle 6 tane. Evet buradan merdiven büyük ihtimal yanabilir. Şunun bir tanesini kıralım. Yapabildiğimiz kadar bir tane kazan yapalım. Şuradan hızlı bir şekilde 9 tane yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Demiri az aldık. Keşke birazcık daha alsaydık. Evet, 5 tane, 6, 7. 2 tane eksik kalıyor arkadaşlar. Başka demirimiz olmadığı için mecbur demir almaya gitmek zorunda kalabiliriz. Onu da eksik olduğunda yapacağız. Zaten şunlar lav mi Onu deneyeceğiz daha. Evet, şöyle hızlıca 7 tane. Çok iyi. Şimdi bunların üzerine yakın mı koyduk acaba? Birazcık daha yükseğe mi koymamız gerekiyordu? Aynen bu tam bunun üstünde. 2, 3, 4, 5, 6. O içinden su damlıyor arkadaşlar. Acaba böyle su üretebiliyor muyuz? Lav getireceğiz. Bizim lavımız var mı? Şimdi bir tanesinden lav ürettirmeyi başarırsak diğerlerini tamamlarız. Aynen şu sandıkların içinde lav var mı? Bir tanesinde lav vardı. Aynen şu dışarıdakilere bakalım. O bir tane burada var. Artık lav üretebiliriz. Deneyelim. Sadece nereye koyalım? Şu başa koyalım bir tane. Bakın. O, bu nedir? Hemen hızlıca oldu arkadaşlar. Daha bir damlama da oldu. Aynen çok iyi. Lav damlıyor. Bakın bundan. Ama direkt oldu. Yanındakine koyalım. Aynen ikinci lavı yaptık. Şimdi iki tanesinden lav damlıyor. Artık bayasından lav damlamaya başlamış. Bakın üç tanesinden de lav damlıyor. Hepsinden lav damlıyor artık. Şuraya iki tane kazan için bir demir alıp gelelim. Biz gelene kadar hepsi de lav birikirse çok iyi. Artık fırınlar için lav yapmaya hiç uğraşmayacağız arkadaşlar. Lavlar direkt kendiliğinden oluşuyor. Şuradan hızlı bir şekilde kazan yapmak için 2-3 tane. Deneyelim bakalım 2 tane kazan. Çok iyi. Şimdi şunlar burada kalsın. Bunlarla artık altın alıp elmastan zırh yapımına başlayacağız. Hızlı bir şekilde bunların hepsini biriktirip kömür biriktirmeye devam edeceğiz. İki tane daha kazan yaptık. Yemeğimiz hiç kalmadı. Şu tallayı bir toplayıp yemek yapalım. Şimdi şurası çalışıyor ona bir bakalım. O bayağı dolmuş tamamdır. Kemik tozları daha fullememiş sandığın içine. Şu suyu bir kapatalım. Evet. Şurada buğdaylar kalmış onları alalım. Sandığın içine buğday geldi mi? Hala gelmemiş. Aynen bura taşıyor bir dakika. Şunların içinin bir tanesinde 50 tane buğday. Yemek fazla yiyoruz galiba. Hemen bitti. 19 tane bakın. Yemeğimizi yiyelim arkadaşlar hemen. Şimdi tarla zaten toplanınca tekrar yaparız. Lav koyduğumuz yerlerde gördüğünüz gibi 2 tane lav oluşmuş. Şimdi şunu kır bunu da kır. Evet 2 tane lavı da tekrardan şöyle koyacağız. Tamamdır bu saatten sonra artık hepsini fullleyebiliriz. Şimdi bir tane alıp 3 tane buraya koyduk. Artık bu da lav üretir. Bir tane daha alacağız. Sırayla gidelim şimdi şurası. Bir tane bura, bir tane bura. Evet, artık durmadan lav üretecek. Bakın durmadan 3 4 tanesine lav damlıyor. Aha bir tanesi oldu. Bunu geri al. Aynen bunu fullleyelim. İkinci ortaya koyacağız. Şimdi üçüncüsünü koyacağız. Aynı anda 4 tane 6 tanesi olacak. Çok iyi. Bakın bir tane burada birikti. Bunu alalım. Fullledik. Aynen şuraya. 3 tane kaldı arkadaşlar. Onlar da yaptığımız anda lav makinamız tamam. Artık lav damlıyor. Bir tane bu oldu. Bunların hepsini kullanmadan sınırsız lavımız oldu. Bir tane ortada birikmiş. Çok iyi fullledik. Ve son bir tane kaldı. O da şimdi oluşur. Aynen bunlardan bir tanesi oluştuğu anda arkadaşlar 9 tane yaptık. 9 tane baya fazla. Gel bakayım hangisi gelecek. Damlıyor şu anda birikiyor. Bir tane bu eksik kaldı arkadaşlar. Bakın buna lav damlamıyor. Buna da koyacağız şimdi. O oluştu. Tamamdır bunu da alalım. Ve artık sınırsız lav üretme makinamız bitti. Artık istediği gibi birikebilir. Buradan aldığımız anda arkadaşlar sınırsız şekilde lavı artık şuradaki fırınların içinde kullanabileceğiz. Evet böyle. Aynen hepsine bir tane kova koysak o zaman Hepsinin içine lav taşırsak artık sınırsız pişirebilir Şimdi nether'a gidip arkadaşlar Oradan bayağı bir toplamamız gerekebilir Artık istediğimiz kadar toprak üretebiliyoruz Toprak üretmemiz artık zor değil Aynen toprak almamız zor Aynen o bayağı fazla Şimdi toprak almak için bir saat Bunları tek tek dizmemiz gerekiyor Toprak almak için bunları neden dizmemiz gerekiyor ki Şuna baksanıza Tek tek dizeceğiz tek tek toplayacağız ve bitti arkadaşlar şimdi. Toprak aşağıya düştü mü? 64 tane 10 tane aşağıya düşen oldu mu acaba? Toprak düştüyse suyun üzerine çıkar. Lavlarımızın hepsi de fullenmiş. Bakayım bir tane daha. Aynen hepsi de full. Lava ihtiyacımız olduğu anda gelip buradan alabiliriz. Ama lava ihtiyacımızın olması için şu fırınların sürekli çalışıyor olması lazım. O yüzden bizim nether taşları toplayıp gelmemiz lazım. Aynen onları getirdiğimiz anda Odun kömürümüz baya fazla ürettik zaten Bunlar da yeter ama yakında biter arkadaşlar Tekrardan ağaç toplamak zorunda kalmayacağız Şuradan bir tane şöyle bambu kıralım Gel buraya Bir tane sana bir tane sana Evet şöyle hızlıca şu taraftakine de vereceğiz Oraya nasıl geçeceğiz Aynen bir tane de sana O hasta oldu bu Al bakalım hemen hızlıca büyü Olamaz pandalarımızın hepsi farklı özellikte. Bakayım bu mutlu panda mı Aynen bu mutlu panda Hasta pandamız oldu. Pandaları da besledik. Yarın toprakları dizeceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde yatalım. Durmadan buğday da biriktirmemiz gerekiyor. Evet şu düğmeye basarsak tarlamız hızlıca hemen toplanır. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde lav makinası yaptık ve aynı zamanda buradaki buğdaylar sürekli toplayıp arkadaşlar kömür bloğu elde ediyoruz ve onlarla malzeme yapıyoruz. Artık yeni yapılar yapacağız ve aynı zamanda zırhlarımızı elmasa çevirmemiz gerekiyor. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.